yılının ilk bütçesinde karşınızda olmanın heyecanı ve sorumluluğu içindeyim. Burada 2024 yılı bütçesini görüşeceğiz ve 2022 yılının kesin hesabını tartışacağız. Parlamentoda 335 arkadaşımız ilk kez bütçe yapmanın heyecanını yaşıyorlar. Daha önce 265 arkadaşımızla 5 kez birlikte bütçeleri tartışmıştık. Parlamento ile bütçe, mecliste yer almak ile bütçe hakkı, egemenliğin kullanılmasıyla bütçe hakkının kullanımı arasında varoluşsal bir ilişki var. Birbirini doğaran, birbirinden beslenen ve birbirinden ayrılmaz iki haktan bahsediyoruz. Bütçe hakkı, yani gelirleri, kamu harcamalarını, yani gider ve giderleri belirleme açısından son derece önemli, son derece kıymetli bir hak. Giderleri belirleyeceğiz, onaylayacağız, denetleyeceğiz, gelirlere karar vereceğiz. Bütçe hakkı dediğiniz, devletin vergileri toplayan sağ eliyle hizmeti yapan şefkatli sol elinin dengesinin kurulmasıdır. İşte hep beraber 2 hafta boyunca bu dengeyi konuşacağız ve bunun üzerinde tartışacağız. Bu hak ne zamandan beri var? 1215'te İngiltere Kralı Yurtsuz John, Thames Nehri kenarında ayaklananlarla bir anlaşma imzaladı. O günden beri toplanacak bütçenin toplayan dışında birileri tarafından da tartışılıyor olması gündeme geldi. O anlaşmayı bir çayırda imzaladılar. Bir şatoları olmadığı için, bir sarayda toplanamayacakları için değil, tarafsızlığa ve eşitliğe vurgu yapmak için çayırdaydılar. Daha sonra 1215'ten 1689'a kadar yeniden anlaşmazlıklar, mütabakatsızlıklar, savaşlar, dökülen kanlar, yeni anlaşmalarla bir süreç gitti. Ama 1689 Haklar Beyannamesi'nde artık bütçelerin bir yıllığına yapılması, toplanacak paraların ve yapılacak hizmetlerin yazılı olarak verilmesi ve bu konuda vergiyi vereceklerin ve hizmeti alacakların rızasının açıkça alınması, yani bugün yaptığımız bütçeye benzer bütçelerin yapılması söz konusu oldu ve bunun insanlık açısından en önemli kazanımlardan biri olduğu konusunda anayasacıların hiçbir çelişkisi, hiçbir şüphesi yok. Peki bunlar yaşanırken bu topraklarda neler yaşandı? Elbette Avrupa'dan ve dünyadan çok gecikmeli olarak 1808 yılında Senedi İttifak, padişah ile ayanlar arasında padişahın yetkilerinin kısıtlanmasına doğru bir adım atılabileceğinin beyanı, demokrasi tarihimiz açısından hemen sonuç doğurmayacak olsa da ilk adım, anayasalaşma süreci, anayasa sahibi olma süreci için kritik bir ilk adım gerçekleştirildi. Ardından 1876 Meclisi Mebusan'la birlikte bütçe hakkı elde edildi ama 3 ay sonra kapanan meclis 33 yıl boyunca kapalı kalacağı için bütçe hakkının kullanılması, gen soru hakkı, güven oyu hakkı ancak 2. Meşrutiyetle birlikte 1908 yılına kadar beklenerek kullanılabilir hale geldi. Ama hiç şüphe yok, 1808 Senedi İttifak'ın önemi ortada. Bu konuda anayasacılar kıymetlendiriyorlar, bütçeciler kıymetlendiriyorlar. Bizim gibi bir demokrasi yürüyüşüyle övünenler, bunun sonra bir cumhuriyete, sonra çok partili bir rejime evrilmesinden gurur duyanlar Senedi İttifak'tan övünerek bahsediyorlar. Ama Senedi İttifak'ı sıcak siyaset tartışmasının zeminine çeken, onunla kurulan bir başka ilişki daha var. 2009 yılıydı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki bu millete 200 yıldır istikamet dayatıyorlar. O gün 200 yıl geriye gidilince karşımıza Senedi İttifak geldi.
padişahın yetkilerinin kısıtlanması ve tek adamın yetkilerinin ilk kez tartışılması. Şimdi o tek adam rejiminden demokrasiye geçiş konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın temelden bir itiraz yaptığını burada kayda geçirmek isterim. Peki benzer bir yaklaşımda her ne kadar saygıdeğer meclis başkanımız bugün tarafsız bir riyaset makamında oturuyor ve sıcak tartışmaların içine girmiyor ya da girmemesi gerekiyor olsa da kendisinin partisinin genel başkan vekilliği yaptığı sırada sahiplendiği bir tanımlamayı da hatırlayarak sözlerimi biraz daha açmak isterim. Sayın Numan Kurtulmuş şöyle der: biri genç Türklerden başlayıp bugünkü CHP'ye kadar gelen bir siyasi akım ve onun karşısında her aşamada 150 yıldır onlarla karşı karşıya gelmiş ikinci bir siyasi akım var. Türkiye'de iki ana yol var. Biri genç Türklerden CHP'ye giden yoldur, biri de bizim yolumuzdur der. Bunu bir kez iki kez değil, görevi icabı Anadolu'nun dört bir yanında tekrarladı. Biz bu karşıtlıklar üzerinden bir siyaset örmeye bugün için pratik bir fayda yüklemesek de Numan Bey'in ortaya koyduğu o iki yolun nereden başlayıp nelerle karşılaşıp nereye vardığını da hatırlamak gerekiyor. Örneğin biz anayasayı ve meclisi savunan yoluz. Diğer yol meşrutiyetin ilanından sonra meclisi 33 yıl kapalı tutan yoldur. Biz ikinci meşrutiyet için canını ortaya koyanların yoluyuz. Diğer yol damat Ferit hükümetinin yoludur. Biz Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapanların yoluyuz. Diğer yol Sevr'e imza atanların yoludur. Biz İstanbul, biri İstanbul fetvasıyla Mustafa Kemal ve arkadaşlarına idam isteyenlerin yoludur. Diğeri Ankara fetvasıyla milli mücadeleyi sahiplenenlerin yoludur. Biri milli mücadele aleyhinde bildiri yayınlayıp İngiliz uçaklarından attıran İskilipli Atıf'ın yoludur. Diğeri Ankara müftüsü, milli mücadeleye destek olan Rıfat Börekçi'nin yoludur. Biri 6. filo gelince ona karşı direnen solcu öğrencilerin karşısına dikilenlerin yoludur. Bizim yolumuz 6. filoyu denize dökenlerin yoludur. Bizim yolumuz meşrutiyetler ilan eder, meclisler kurar, tek adamın yetkilerini millete, meclise verir. Diğer yol 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğiyle bu meclisin elinden sözlü soruyu, gel soruyu, güven oyunu alır, meclisin yetkilerini saraya devreden yoldur. Bugün bu tartışmanın Türk demokrasi tarihi açısından 200 yıllık, dünya demokrasi tarihi açısından 800 yıllık kazanımlardan dramatik bir geri gidişe itiraz olduğunu tespit etmek isterim. Tutanaklar önünde bu itirazı kayda geçirmek isterim. Ve hatırlatmak isterim ki Cumhuriyet'in ilk bütçelerini Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet'in kurucu kadroları, devleti gerçek anlamda güçlendirmenin en temel yolunun güçlü ve milli bir ekonomi yaratmak, toplumun refahını yükseltmek olduğunu gayet iyi biliyorlardı. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni toplayarak başladılar. Toplumun tüm baydaşlarını bu kongreye dahil ettiler. Alınan kararlar ışığında ülkede sermayenin çok kıt olduğu gerçeğine rağmen önce ulaşım altyapısını oluşturdular. Bütün Türkiye coğrafyasına yayılacak şekilde temel ihtiyaçların üretimi için fabrikalar, bankalar, ekonomik teşekküller kurdular. İşte
Bu öngörülü ve kararlı akıl 1929'da dünya ekonomik krizine anında ve doğru tepkiler vererek genç cumhuriyetin erken dönem kazanımlarını korumayı başarıyordu. Hepimizin hala övünerek söylediği 10. yıl marşındaki demir ağlarla ölünen memleket, okuma yazma ve eğitim seferberliğiyle her yaştan yaratılan genç nüfus, kurulmuş yüzlerce kamu iktisadi teşekkülü, üretime dayalı bir ekonomiyle ülkemizi hızla kalkındırdı. Türkiye ekonomisi 15 yılda tam %196 büyüdü. Türkiye ekonomisi büyürken ve başarıya ulaşırken Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının feraseti ve öngörüsüyle ülkemiz 2. Dünya Savaşı'nın dışında kalmayı, bir büyük yıkımdan, bir büyük savaştan, belki toprak kayıplarından ama bir kenarda oluşan milli bakiyenin de ortadan kalkmasından bu toprakları ve genç cumhuriyeti koruyordu. 2. Dünya Savaşı oldu ve savaşın taraflarından askeri olarak kazananlar oldu ama ekonomik yıkım büyüktü. Bu ekonomik yıkım sırasında birileri hızla kalkınmaya, yaraları sarmaya, sanayileşmeye, bilime ve akılcı kalkınma programlarına sarılırken maalesef o dönemden itibaren artık Türkiye devrimcilik ilkesinin de ruhuyla büyük bir seferberlikle hem iktisadi hem insani hem siyasi hem sosyal alandaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı devrimlerden ve yaptığı bütçelerden mahrum kalacaktı. Cumhuriyetin ilk yüzyılının ilk çeyreğindeki bu büyük atılımdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi uzun süre tek bütçe yapamayacak, tek başına bütçe yapmak, milli ekonomi yaratmak, bu değerleri savunmak, bu anlayışla yol yürüme imkanından ülkede mahrum kalacaktı. Cumhuriyetin ilk yüzyılının neredeyse son çeyreğinde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidardaydı ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu dönemde tek başına iktidarın imkanlarıyla Türkiye'nin 10 büyük arkadaşlar rica ederim. Arkadaşlar rica ederim. Cumhuriyetin arkadaşlar dur arkadaşlar arkadaşlar rica ederim arkadaşlar rica ederim arkadaşlar bu metinden ve bu içerikten rahatsız olan Varank'ın bu tavrı takınmasını eski hallerinden hatırlamıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son... Doğal kaynakların üretimindeki artış Türk vatandaşlarının yaşamını nasıl etkileyecek? BOTAŞ şirketinin özellikle şu hedefi ortaya koyuyordu. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içine sokacağız. Bugün üzülerek görüyorum ki bu bütçe Cumhuriyet'in ilk çeyreğini kalkındıran, zenginleştiren, milli ekonomiyi güçlendiren bütçeleri örnek almak yerine son 20 yıldaki yoksullaştıran, işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten, enflasyonla mücadele yeterliliği göstermeyen bütçelerin bir tekrarı.